Kıymetli hocamıza bir soru yöneltmek istiyorum hocam. Sadullah Hoca yıllardır sizin yanınızda. Sırf 11 senedir orada vazife yaparak yanınızda. Sadullah Hoca ile ilgili bize anlatmak istediğiniz böyle hikayeniz, güzel bir anınız var mıdır hocam acaba? Sadullah Hocamız şükürler olsun. Geldiği günden beri sırf başarı maşallah. Talebelik hayatında da heyecanı yüksek. Tekrar ediyorum, talebelik heyecanı hep yüksek yani. Kaliteyi hep yüksek tutuyor elhamdülillah. Burada İstanbul'da vazife yaptık beraber. Yine çok güzel çalışmalar yaptı elhamdülillah. Sonra Konya'ya geçti. Adana'da, Konya'da gerçekten müthiş çalışmalar yaptı şükürler olsun. Ümre'ye gitsek aynı şekilde, hacca gitsek aynı şekilde emmaruf yapıyoruz. Bu sene beraber emmaruf yaptık. Daha önce Konya'da da beraber emmaruf yaptık. Aynı şekilde heyecan çok yüksek. Şimdi bu sene Sadullah Hoca ile beraber emmaruf yapıyoruz. İslam köyü müydü? İslam mı? İslam oğlum vardı ya bir ilçe. Düğüne gittik ki beraber. Adana'da. Evet, Adana'da. Beraber marif ediyoruz. İmamoğlu. İmamoğlu. Bir tane dükkana ben giriyorum. Bir tanesi o giriyor. Böyle sırayla daha hızlı hareket yapıyoruz yani. Evet. Sadullah Hocam gerçi maşallah çok tesirli. Herkes dinliyor. Şimdi dedim ki Sadullah Hocam bak bir yerden müzik sesi geliyor dedim. Ne yapalım buraya gideceğiz dedim. Daha neresi olduğunu da bilmiyoruz ya, görmüyoruz ya ama uzaktan geliyor müzik sesi. Ondan sonra tamam hocam dedi. Bir de Sadullah Hocam bir özelliği var. Hiç itiraz etmez. Ne söylersen maşallah. Tamam hocam der. Ya bu olur olmaz meselesi konuşmaz yani. Tamam hocam der. Şimdi biz tabii daha henüz şeyi göremedik. Ya o müzik sesi nereden geliyor göremedik ya ama o müzik sesine gideceğiz yani. Orada bir emmaruf yapacağız. Bir vaaz edeceğiz, bir sohbet edeceğiz, bir dua edeceğiz yani. Sonra biraz daha ilerleyince bir baktık. Büyük bir bahçe. Yani akıl almaz bir haldeler yani. Normal bir halde değiller yani. Sağol Hoca'ya dedim ki hocam dedim. Sağol Hoca'm bak buraya biz gideceğiz. Burada bir dua edeceğiz dedim. İlk önce bir güldü. Ama yani olmama sebebinde değil de yani hakikaten biz buraya gideceğiz yani. Ondan sonra orada bir genç dedi ki bak biz geliyoruz sohbet şey yapacağız yani dua edeceğiz filan. Gelin gelin yaptı o da genç. Aslında o genç de öyle oranın çocuğu yani yoksa aslında söz sahibi gözükmüyor ama sen bir söyle dedik ona bir söyle filan. Sonra oradaki insanlara diyoruz ki biz düğüne gideceğiz, dua edeceğiz filan. Onlar biraz şey bakıyorlar biz yani. Yani yapamazsınız bağlandı değil mi? Bir de bu arada bu tarafa tel örgü çekmişler. Aslında bir geçiş vardı. Bize diyorlar ki gidin caddenin öbür tarafından dolaşıp geleceksiniz. Buradan yani yolu uzatın da gelmeyin maksadında. Bize de diyorlar ki almazlar sizi. Yapmazlar. Ya o kapıda şeyler de öyle şey yapıyor. Sonra bir gittik. Bir baktık kardeşim. Düğün sahibi neredeyse elimizi öpecek yani. Öpecek derken elimize eğildi yani öpecek diyen de biz çektik yani bütün medikleri. Ondan sonra oradakiler bağırıyor sakalına kurban açan filan. Tabii. Ondan sonra orada güzel bir dua oldu elhamdülillah. Duanın içinde de sohbet oldu. Yani bu arada da o esnafların hepsi şeye dizildi. Herkes, dizildiler. Şimdi müzik sesi geliyordu ya her tarafa. Bir anda müzik kesilince dua sesi gelince millet şaşırdı. Şey biraz öyle oldu. Tabii. Yani Sadullah Hocamız hayatımızın her anında mükemmelliğimiz var. Haçta mükemmelliğimiz var. Şükürler olsun. Ondan sonra ümrelerde mükemmelliğimiz var. Elhamdülillah. Medrese hayatımızda mükemmelliğimiz var. Hayatımızın her alanında mükemmelliğimiz var. Şükürler olsun. Rabbim kendisinden razı olsun. Amin. Allah sana razı olsun. Gerçekten bu işi çok seviyor. Ve sevgisini ortaya koyuyor. Bu sene Adana'daydım. Oradaki hoca kardeşlerimiz geldi. Konya'dakiler. Hepsi geldiler mesela. Baktım o hoca kardeşlerimizin de Sadullah hocamıza karşı saygısı, sevgisi akıyor. Niye? Çünkü kendisi öyleydi. O yüzden Rabbim inşallah kardeşimizi her türlü muhafaza etsin inşallah. Çoluğunu çocuğunu muhafaza etsin. Her türlü nazarlardan karısı kayırsın inşallah.
Ama ben tabii yine aynı yerdeyim. Bu sene bu icazette mesela ben bu icazetten çok azaldım. Şimdi niye azaldım? Bak, bir, şu garip zamanda 200'e yakın talebeyi ne yaptık? İcazete koyduk. Hafız bu hoca. 200 tane. Kur'an'ı alayım şu an ezberlemiş. İkinci defasında bak bu sene çok icazet görüyoruz. Arkadaşlarım da görüyorlar. Evet. İşte tek tek saymak istemiyorum. Ama çoğunu duymamış olabilirsiniz. Çünkü onların reklam gücü o kadar yüksek olmadığı için. Biz biliyorsunuz hayatımız reklam. Her tarafta bizim şeyimizi duyarsınız. Ama çok icazet görüyorum. Bakıyorum ki biz 91 yılından beri icazet yapıyoruz. 91 yılından beri. Ama baktım ki şimdi herkes bizim yapmış olduğumuz o sistemi ne yapıyorlar? Hepsini yapmaya çalışıyorlar. İşte o yürüyüşü yapmaya çalışıyorlar. Camilerde oturuşu dikkat ediniz mi? Evet. Hep bakıyorsun. Ama gerçekten ben çok mutlu oluyorum yani. Şükürler olsun. Gerçek yakışıyor. Yapsınlar yani. Bir tane eksikleri var. Güzel reklam etmiyorlar. Yani güzel bir çalışma. Davet yok. Güzel bir davet yok. Yani şimdi isim veremeyeceğim ama bakıyorsun ki icazette çok güzel bir kadro var. Çok güzel bir kadro var. İcazet alacak insanlar. Bakıyorsun cemaat yok. Ama bu sene FMTV'de burada tabii çok teşekkür ediyorum seyircimize. Gördünüz mü bizim icazeti yalnız bırakmadılar. Hem hanımlar kısmında tıklım tıklım hem erkekler kısmı tıklım tıklım maşallah. Hakikaten güzel sahip çıktılar. FMTV'de izleyenler hariç. Onlar zaten biliyorsunuz milyonlar elhamdülillah. Ayrıca o gün her tarafta yağmur, hatta burada da yağmur yağacak denirken Allah öyle bir korudu ki bizi yağmur yağmur. Bitene kadar, hiç ya, millet dağılana kadar yağmur yok. Ya Mevla muhafaza etti yani. O yüzden yani seyircisi mükemmeldi. Bir de bu icazetle alakalı biz her zaman yapmış olduğum bir çalışma vardı. Nedir o? İstişare. İşte Sadullah hocamız hiç istişareden geri kalmadı, geldi. İşte hafta içi geldi, hafta sonu başı geldi, hep geldi icazet şey merasimine. O istişarelerde almış olduğumuz kararlar şeye çok yansıdı. Programa yansıdı. Programa çok yansıdı. Yansıyınca bu sefer ne oldu? Sadullah hocamızın onun ifadesi var biliyorsun. Ne ifadesi? Ki ondan yanlış anlamayın, benden araklamıştır ama olsun. Zaten öyle de olurmuş. Kesinlikle. Ne diyor? Şimdiye kadar diyor, en güzelini yaptık diyor. Daha iyisini yapıncaya kadar en güzeli bu diyor. Gerçekten de öyle yani. Şimdi ben normal şartlarda şu anda çok icazet takip ediyorum. Hakikaten ediyorum. Yani tek tek isimlerini verebilirim ama hoş olmaz. O yüzden vermeyeceğim. Bakıyorum evet icazet güzel ama sunumda. Ondan sonra seyircide. Ondan sonra içerikte çok zayıflar. Öyle hocam kesinlikle. Bak çok zayıflar diyorum ben. Ama şey mükemmel yani. Sen söyle. İcazet mükemmel tabii. Ben saygı duyarım. İcazet yapan kim olursa. Ama bizim bakın sunuculardan tut talebemizin her biri akışı, ondan sonra seyircimiz, yemek dağıtışımız, icazet dağıtışımız, hediye dağıtışımız, her şeyimiz baştan aşağı uçurma o gelişi mükemmel. Şıkır şıkır. Yani başlamasıyla bitmesi hiç yılmadan herkese gözyaşı, müthiş ağlama. Tabii herkes. Yani gerçekten muhteşem bir icazet merasiminde büyük bir kadroyla katıldı Sadık hocamız. O yüzden dolayı hakikaten çok mutlu oldum ben bu sene. Aşırı derecede mutluyum. Niye? Ben zaten FMT ekranlarında söyledim. Dedim ki eğer dedim seyircimiz dedim istediğimiz bir şekilde olmazsa beni dinleyin mi o hafta dinlemeyin mi dedim. Yani hepinizi yakacağım dedim yani. Gerçekten dedim ama gerçekten çok güzel bir katılım vardı. Şuna çok etkileniyorum. Ben her zaman söylerim biliyorsunuz. FMTV bir aile gibi olduk. Şimdi normal şartlarda biz onları görmüyoruz ama onlar bizi görüyor. Onlar bizi gördüğünden dolayı sen söyle. Burada mesela bir görüyorlar seni hemen gözleri doluyor. Evet. Çünkü FMTV'de bizi seyrediyorlar ya devamlı. Ondan hocamızı gördük hesabıyla, bütün hoca kardeşlerimizi gördük diye. Öyle bir aile haline geldik ki şükürler olsun. Elhamdülillah. O yüzden baştan aşağı mükemmel bir icazet merasimiydi. Maşallah. Emeğe geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Rabbim razı olsun diyorum. Amin inşallah. Amin. Bütün FMTV
Seyircisine de tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah razı olsun hepinizden diyorum. Ama bu zamanda buna çok ihtiyaç olduğunu şu sokaklara baktığınızda göreceksiniz. Evet. Yani insan normalde bilmiyorum sokağa çıkıyor musunuz? İlla çıkıyorsunuz. Sokağa çıkıyorsa bu zamanda gerçekten Kur'an'a ne kadar ihtiyaç olduğunu, şuurlu gençler yetiştirmeye ne kadar ihtiyaç olduğunu, tesettürlü gençler yetiştirmeye ne kadar ihtiyaç olduğunu, ne kadar gerçekten biz bu işlere çalışmamız gerektiğini biraz sokağa çıkıyorsan anlamalısın ya. Evet. Anlamalısın. Türkiye maalesef çok ciddi bir şekilde başka yere taşımak istiyorlar. Ama Rabbim inşallah müsaade etmeyecek. Amin, inşallah. Bizler de inşallah çalışarak müsaade etmeyeceğiz. İnşallah. Hep beraber mücadelemizi vereceğiz. Allah tekrar bize inşallah İslam'ın nurunu, İslam'ın hakimiyetini, amin, İslam adaletini, İslam'la. Bizim gençliğimiz gerçekten, bak Sadullah hocamızla beraberdik en bu hafta. Gençlere gidiyoruz. Sorun kendisine. Ya gençlerin hiçbir tanesi olumsuz davranmıyor. Olumsuz konuşmuyor. Hep dinliyorlar yani. Merak ediyorlar. Ne anlatacaklar diye. Hiç itiraz etmiyorlar. Hakkı söylüyorsun çünkü. Ama tabii bir özentilik var. Bir yerlere özentilik var. O özentilikten, ellerinden, ayaklarından, etrafından tutan olmadığından dolayı bir yere kayıyorlar yani. O yüzden inşallah ne yapacağız? Onlara sahip çıkarak Kur'an'ın hakimiyetini inşallah, Mevla ikram etsin inşallah. Onlarla yürüyeceğiz inşallah. İnşallah.